Sayın Öcalan üzerindeki tecrit yaklaşık 4. yılına girmek üzere. Öcalan gibi Türkiye kamuoyu için ve Orta Doğu için önemli bir isminin üzerindeki tecrit Orta Doğu barışını bile tehdide atar bir durumda. Barışın İmralı'dan, o adadan geçeceğini herkes biliyor. Fakat ağır tecrit koşulları altındaki Öcalan'ın iletişim kuramama sorunu bütün Orta Doğu'yu gerebilecek bir savaşın başlangıcı olarak algılanıyor. Öcalan tecrit zaten kendisi insanlık dışı bir uygulama. Çünkü bir insanın tutukluluğu ayrı bir olaydır ama tutukluluğu dışında tutukluyken tecride muhatap olması çok ayrı bir olay. Öcalan tecridin belki dünya tarihinde en çok ciddi tecride maruz kalan ve buna karşılık da birçok defa çözüm önerileri kendisi de arayan bir isim. Önemli bir figür Orta Doğu için. Tecridin uygulanmasında da Öcalan ve diğer siyasi tutsaklar için Türkiye Cumhuriyeti Devleti için belki bir hem bir kayıp hem de bir ayıp niteliğindedir. Öcalan'ın fikirlerinin engellenme çalışıldığı bir süreç aslında. 4 yıldır dedik bu duruma ama öncesinde de tecrit Sayın Öcalan üzerinde uygulanmaya çalışıldı. Çalışıldığında hiçbir faydasının Türkiye ve Orta Doğu toplumu için olmadığı görüldü zaten. Söyleyecekleri, düşünceleri önemlidir. Bütün Türkiye toplumu ve Orta Doğu için. Fikirleri bir tecritle aslında engellenmeye çalışılıyor. Bunun da bir faydası olacağını düşünmüyorum. Fikirlerinin de bu şekilde engellenemeyeceğini düşünüyorum. Bunun bir yöntem olmadığını, tecritin aslında bir ayıp olduğunu, insanlık onurunu inciten bir durum olduğunu. Çünkü bir insanın cezaevi sürecinin zaten infazı için var olan bir durum olduğunu, infazı dışındaki tecridin bir işkenceye dönüştüğünü düşünüyoruz. Yani uygulanan tecrit hem Türkiye kamuoyunu zorda bırakıp, Türkiye Avrupa'da ve diğer ülkeler nezdinde sıkıntıya koyup, hem de Öcalan'la iletişimsizliğin gerçekten Türkiye'yi bir girdaba çektiğini, savaşa çektiğini, çünkü Öcalan'la görüşme süreçlerinde diyaloğun açık olduğunu, siyasal sürecin, siyasetin kendi rolünü aktif oynadığını düşünüyorum. Bundan sonraki gelişen süreçlerde ise şiddetin ve silahların yoğunluklu konuştuğu bir dönem oluyor. Öcalan'la görüşmelerin başında barışın ilk adımı olarak niteliyorum. Görüşülmeme de süreci tıkayan, belki geren, sadece Türkiye'yi değil bütün Orta Doğu'yu geren bir sürecin başlangıcı oluyor. DEM Parti de biz DEM Parti olarak da bütün Kürtlerin bu şekilde kabul ettiğini, bunu bu şekilde düşündüğünü düşünüyoruz. Halkımızın var olan bu inançla Öcalan'la görüşülme talebini tekrar tekrar yenilediğini, bizim de bir siyasetçi olarak bu talebi en yüksek mercilere iletmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani tecridin herhangi birine uygulanması zaten kendi başına bir ayıp. Sayın Öcalan üzerindeki tecrit hem başlı başına bir ayıp, işkence, aynı zamanda bir kişiye uygulanabilen bir tecrit değil. Yani bütün toplumu aslında hedef alan, toplumu geren bir noktada. Bütün toplumu ilgilendiren bu kişiye uygulanan tecrit de tabii Türkiye'nin demokratikleşmesi önünde ciddi bir engel teşkil ediyor. Yani Sayın Öcalan'ı kendisine irade kabul etmiş binler, milyonlar var. Bu milyonlar Öcalan üzerindeki tecridi kendilerine uygulanmış, kendilerinin görüşülmeme durumunu kendileriyle ilişkilendiren milyonlar var. Bu da Türkiye demokrasisi açısından hem utanç verici bir durum hem de demokrasimizin belki de aksamasına sebep olan ciddi sorunlardan bir tanesi. Bütün bunların sonucunda aslında temelinde Türkiye demokrasisinin temellerini sarsan bu durumun Sayın Öcalan üzerindeki tecrit olduğunu, tecritle beraber ülkenin nefes alacağını, tecritin kalktığında bunun temeli ve diğer bütün problemlerin asıl temeli Öcalan'a uygulanan tecrit ve oradan başlayan hukuksuzluğun buralara kadar gelmesiydi. Biz ülkenin nefes alabilmesi için önce tecridin kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu ülkenin ferah bir düzeye ulaşması için buna ihtiyaç olduğunu, en azından barışa ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.